8 yaşındaki Elif Naz, Ankara Etimesgut'ta fizik tedavi için gittiği bir tıp merkezinde babasının iddiasına göre yanlış tedavinin kurbanı oldu. İki bacağı da kırılan Elif Naz'ın babası o tıp merkezinden şikayetçi. O an benim dünyam başıma yıkıldı. Ben yani ne yapacağımı hiç bilemedim. Onun için Elif Naz bir evlattan ötesi her şeyi. İşte bu yüzden kızının başına gelenler onu derinden incitti. Dünya bir tarafa, bu bir tarafa. Çünkü çok acısını çektim ben bunun. Bunu nereden nereye getirdik Rabbimin izniyle. Ama böyle yapıp da ayaklarını parçalamaları benim çok zoruma gitti. 8 yaşındaki Elif Naz'ın doğuştan engeli var. Bu yüzden 1 yaşından beri fizik tedavi görüyor. Ama babasının iddiasına göre Elif Naz son gittiği tıp merkezinde bir ihmalin kurbanı oldu. Kucağıma aldığımda şu bacaktan kemik sesi gelmeye başladı. Kıtır kıtır kemik sesleri gelmeye başlayınca ben iyice şüphelendim. Raporda gerdirme ve çektirme diyerek belirtiyor. Büyük bir ihtimal bastırdıklarında kırıldı. Doğan Gürel'in adeta dünyası Elif Naz'ı, gözyaşlı adamın iddiasıysa korkunç. Sonuçta bir can teslim ediyoruz. Bugün benim çocuğuma, yarın bir başkasının çocuğuna. Bu işi yapamıyorlarsa yapmasınlar. Gürel'e göre Elif Naz'ın bacakları yanlış tedavi nedeniyle kırıldı ve o tıp merkezi skandalın üstünü kapatmaya çalıştı. Tıp merkezini aradım. Yok dedi, bizden dolayı kaynaklanan bir şey değil dediler. Elif Naz'ın bacağındaki morlukları gören babası onu hemen hastaneye götürdü ve iki bacağının da kırıldığını öğrendi. İlk şoku atlattıktan sonra da savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Bana dönüş sağlanmadı. Suçu kabulleniyormuş gibi. Benden uzaklaşmaları beni iyice kuşkulandırdı. Şimdi bir hukuk mücadelesi veriyor. Elif Naz'ın bacaklarının neden kırıldığını başlatılan soruşturmanın aydınlatmasını bekliyor.